Bunu da çekiyorum ya. İşte yaptık diyeceğiz. Kendi çanağımızı kendimiz yaptık. Abi evet. Kaç? 39 lira ya. Maliyet. Ha. Evet. Ha, sen yaptın bunu. He. Biraz daha ufak olsa daha iyi olmaz mıydı? Yok ya sende. Daha ufak olsa ateş sehpaları gibi olur. Büyük olunca etrafında sanki daha geniş durabiliyorsun. Evet, daha iyi. Evet, bu hafta... Bu hafta size yeni ateş çanağımızdan bahsedelim. Bitiremedik biz bu çanak işlerini. Geçen hafta burada nalburda 60 santim çapında bir saç gördük. Hemen aklımıza bir çanak yapma fikri doğdu. Gece bir çık kızım. Tabii bulduğumuz bizim saç bu. Bu kavurma sacı. Kaç santimdi aşağı yukarı? 60 santim 60. çapında. Ondan sonra bunu 30 lira ya. Buradaki nal buradan aldık. Aslında 35 dedi de biz 30 i̇şte aldık. İşte bir indirim istedik. 30 yaptı. Belki daha ucuza da bulunabilir. Bunun tabii saç olması önemli. Bu tür alüminyum saçlar da var. Kavurma saçları ama alüminyum bize gelmez. Saç olması tabii ki önemli. Bunun arkasına 3 tane somun kaynattık. Şimdi. Ve nal buradan veyahut da civata satan firmalardan şunu tij diye deriz biz buna. 1 metre boyunda satarlar bunu. 8'lik, 10'luk, 12'lik yani çapı milimetrik olarak dişi var. Biz 12'liğini tercih ettik. 1 metreyi de 3'e böldük. 33 santim bir boy elde ettik. Fazla da yüksek olmadı. Neden 33 tercih ettiğimizi de söyleyelim. Şimdi neden aslında derken öncelikle 1 metreye 3 ayak lazım. 1 metreyi 3'e bölünce 33 santim oldu. Biz dedik önce 33 yapalım. Yüksek gelirse kesmesi kolay. Kısaltırız ama uzatması zor. Doğru. Bir de ikinci bir sebebi var. Genelde odunlar ıslak ve kurutamıyoruz. 33 santim ayak yaparsak bu odunları da altına koyar. Çanak yanarken kuruturuz belki, işe yarar diye düşündük. Tabii ki. Deneyeceğiz bakalım, kuruyacak mı odunlar? Ayaklarımızı... Vidalıyorsun. Bu somunlara evet vidalıyoruz. Sabitliyoruz. Gördüğünüz gibi. Bunu aslında birçok kişi kendi yapabilir. Tabii ki, yapamayacak bir şey değil yani. Kaynak makineniz olmayabilir, sanayiye gidebilirsiniz hemen. Orada punta attırabilirsiniz somunlarınıza. Gözlüğüm de yok Diko. Tamam ben keserim buraları merak etme. Bunlar sadece 2 saniye sürecek bunları takmak. Gözlüksüz takmaya çalışıyorum. Montaj denilen bir neyse, şey var. Neyse takabildim. İşte. Belki de kesmem bilmiyorum. Çanağımız hazır. Çanak hazır mı? Evet, ateşimizi yakmaya hazırız. O zaman başlayalım. Burada önemli bir nokta var. Neymiş? Ceviz kabuğu. Nasıl yani? Tutuşturmak için ceviz kabuğu kullanacağız. Öyle mi? Nerede ceviz kabukları? Evet, getiriyorum. Bekle, al sonra. Sizin ceviz kabukları mı bunlar? Evet, komşunun ceviz kabuklarına el koyduk. Bir şey diyeceğim, fındık kabuğu da olur. Olur tabii. Her türlü kabuğu sakın atmayın. Değerlendirin. Kamp yapmıyorsanız bize yollayın kabuklarınızı. Bu dizme yöntem bir yöntem mi Mustafa'cığım? Sen ateşi ya çok bu, iyi yakıyorsun. Evet. Tutuşturmak için kolay bir yöntem. Alev aralardan yukarı çıkarken tahtaları yaladığı için çabucak tutuşturacak. Bir şey diyeceğim. Çanağı burada mı yakacağız ama? Mustafa, çanağı burada mı yakacağız? Burada otururuz. Ha? Otururuz burada. Etrafında tamam. Otururuz. Arabada şey olur. Yaktıktan sonra taşıyabiliriz. Çanağımız yürüyemiyor. Bakın bu şekilde ıslak odunları altına diziyoruz. Evet. Umarız işe yarar. Olabildiğince. Yürü. Geçin. Evet, kenarlarını renginden belli zaten ıslak oldu. Yani. Biraz yukarı doğru. Onları buraları da koyabiliriz bak. Şu kenarları da koyabiliriz. Ha, kenara daha çabuk kurur kenarda.
Tabii ateşe yakın olması da daha çabuk. Odun kurutma yöntemleri deniyoruz. Kavurma sacından yaptığımız ateş çanağımızı kullanmaya başladık. Gördüğünüz gibi altına da odunları koyduk. Açıkçası görüntüsü çok güzel. Etrafına verdiği ısı da çok güzel. Çok memnunuz. Ama altına koyduğumuz odunlar çok da kurumuyor. Bunu da belirteyim. Yani en azından böyle 1-2 saatte kuruyacak gibi değil. O konuda pek faydalanamıyoruz. Çünkü şimdi elimi de koyduğumda görüyorum ki alt tarafa çok acayip bir sıcaklık gelmiyor. Daha çok sıcaklık üstte ve etrafında. Yapmak isteyenler kesinlikle bunu yapabilir. Bizim çok hoşumuza gitti. Tabii insanın kendi yaptığı ateş çanağında ateşi seyretmek, kamp ateşini yakmak da ayrı güzel oluyor. Kendi yaptığın ateş çanağında 10 derece daha sıcak hissediyorsun. Ekstra. Ekstra sıcaklık veriyor. Kendimiz yaptığımız için. Bizi seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı sakın unutmayın. Öpüyoruz herkesi.